Hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evimin kapısını akıllandırdım ve sizlere Instagram'a bir Reels videosu yapmıştım bu video ile ilgili. Evimin kapısını akıllandırdım. İşte özelliklerini, bilgilerini kısaca Reels videosunda paylaştım. Ama çok fazla soru, çok fazla derecede mesaj geldi. Ve bunları da buradan tamamen hepsini cevaplamak istiyorum. Öncelikle bu ürün tamamen evinizin kapısını akıllandırıyor. Bendeki modelinde parmak izi, kart okuyucu, manuel anahtar veya şifreyle açabiliyorsunuz. Tabi manuel anahtar en son çare. Hani hiçbir şeye ulaşamaz yapamazsınız, hiçbir şey yapamazsanız kutunun içerisinden iki adet manuel anahtar çıkıyor ve bu manuel anahtar sayesinde kapının kilidini rahatlıkla açabiliyorsunuz. Şimdi en büyük özelliklerinden bir tanesi şöyle söyleyeyim kamerası bulunuyor üzerinde ve uygulamadan evinizin kapısını çalan herhangi bir kişiyle anlık olarak görüşme sağlayabiliyorsunuz ve ayrıca ürün 7/24 kamerası bulunduğu için telefondan girip izleyebiliyorsunuz kapınızın önünde neler oluyor vesaire bunların hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. Öncelikle Philips'in akıllı kapı kilitleri olarak geçiyor. Alfa modeli olarak. Zaten detaylı model numarasını şuraya bir yere yazıyor olacağım. Oradan da aşağıdaki linkten de kontrol edebileceksiniz. Bu ürünü almamdaki en büyük sebep anahtarımı unutmam. Ve gerçekten evimin güvenliğine önem veriyorum. Akıllı kapı kilidiyle bunu sağladım. Çünkü üzerindeki kamerayla gelen biri olduğunda hareket algılayıp direkt onu kaydediyor. Zile çaldığında anlık olarak telefonunuza bildirim geliyor. Kapı açıldığında veya kapandığında direkt ama direkt böyle hani bir saniye sonrasında telefonunuza kapı açıldı veya kapandı diye anlık bildirim geliyor. Genelde annem babam falan eve geldiğinde evde olmadığım zamanlarda anahtar bırakmam gerekiyordu. Artık ona ihtiyacım yok. Anlık uygulama üzerinden şifre oluşturuyorum ve onlar geldikten sonra o şifreyi veriyorum. Direkt kapının üzerinden şifreyi tuşlayıp içeri girebiliyorlar. Bu da gerçekten büyük bir avantaj. Bu kapı kilitlerini tekrardan kullandıktan sonra yani kapınıza montajını yaptırdıktan sonra o kapıya tekrar eski kilidinizi normal bu çilingir kilitlerini takamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Kapınızda birkaç tane delik açıyorlar. Montajlama süreci bu şekilde ilerliyor ve montajı bitti Sonra artık aktivasyonunu sağlıyor sizlere yetkili servis ve bu sayede nerede ne yapabilirim, nasıl şifre girebilirim, işte master yani yönetici kodları bu şifreleri bulunuyor, bunları giriyorsunuz, işte 100 adet parmak izi tanımlayabiliyorsunuz, kutunun içerisinden 2 tane kart çıkıyor, bu kartla açabiliyor veya başkalarına verip onların giriş çıkışını sağlatabiliyorsunuz ve dediğim gibi anlık şifre oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca mesela diyelim ki birisi geldi, arkanızda işiniz, dostunuz kapıyı şifreyle açacaksınız diyelim ve sizi izliyor. Burada bir özellik var. Böyle 15 20 rakam giriyorsunuz ve sonrasında kendi belirlemiş olduğunuz 6 haneli şifreyi girdikten sonra kapı açılıyor. Buna da imkan veriyor. Şimdi diğer 3 ürünü de yanıma alacağım ve sizlere 3 ürünü de göstereceğim. Birçok kapı modeli bulunuyor. Zaten bırakacağım linkten inceleyebileceksiniz. Keza ben şu an anlatırken sizlere detay görüntülerini de sürekli kapının paylaşmaya çalıştım. O zaman bir üç ürünümüze de yakından bakalım. Şimdi kadraja ancak iki tanesini sığdırabildim. Şimdi bu görmüş olduğunuz kapı kilidi hem yüz tanımayla çalışıyor hem de gene parmak izi ve birçok özelliği bulunuyor. Aslında benimkinin sanırım bir üst modeli. Tam olarak da bilmiyorum ama firmadan bunları da talep ettim ki hani sizlere bu ürünü anlatırken bilgisiz olarak anlatmamak istemedim. Direkt bak mesela şu kapı kilidini görüyorsunuz. Bu da böyle normal manuel şekilde yukarı yapıyorsunuz. Kilitleniyor. Aşağı yaptığınızda da açılıyor ve parmak izinizi okutmanız gerekiyor bunda. Şu an görüyorsunuz failed diyor çünkü tanımlı değil. Arkasına da baktığımızda ürünlerin Allah'tan dönebiliyor. Burada da gene kendi iç mekanizması bulunuyor. Bir taraf dışa bir taraf içe geliyor. Bunları tabi kamera şu an netlemiyor olabilir. Beni netliyor olabilir. Ben sadece sizlere bunları anlatmak istedim böyle. Farklı modellerde birçok modelleri bulunuyor. Farklı özelliklerde birçok modelleri bulunuyor. Hatta şunu da göstereceğim. Gerçekten ürünler biraz da ağır. Standlı olduğu için tanıtabilmem adına. Mesela bu ürün de var. Şöyle göstereyim size. Bu ürünün üstünde de ekranı bulunuyor. Mesela anlık olarak ekrandan kamera takibi yapabiliyorsunuz. Yani bu iç kısımda oluyor. Kapıyı çalan kişinin direkt yüzünü görüntüleyebiliyorsunuz. Gene burada tuşlarını açabiliyorsunuz. Şifre girebiliyorsunuz buradan gördüğünüz gibi. Ve zaten burada da parmak izi okuyucusu var. Gene aynı şekilde bunda da bir şifre bulunuyor gördüğünüz gibi buradan giriş yapabiliyorsunuz şifrenizle birlikte. Bunun da arka kısmında böyle bir normal manuel kitleme de var. Böyle bastırarak bunu böyle kitleyebiliyor veya açabiliyorsunuz. Hemen hemen birçok modelde içerisinden anahtarları da çıkıyor. Ben bunu da sevdim mesela. Daha böyle pratik ev kapısı gibi böyle direkt parmağınızı okutup açabiliyorsunuz. Ama şu anki benim kullandığım üründen gerçekten memnunum. Bunların da detay çekimlerini birazdan gösteriyor olacağım. Şimdi bunları bir indireyim. Üç ürün sığmadığı için ikisini koyabildim. Ancak böyle hani sizlere detaylı zaten videolarını ben konuşurken detay görüntülerini de gösteriyor oldum. Evet bunları bir indirelim sonra tekrar geliyorum karşınıza. Şimdi ürünleri detaylı anlatmaya çalıştım. Biraz da sorularınıza yer vereceğim. Hırsızlığa karşı nasıl olacak? Abi işte kapı daha ucuz, işte kilit daha pahalı gibi birçok yorum ve mesaj geldi. Şimdi kapınıza herhangi bir müdahale ve zorlama olursa direkt telefonunuza anlık olarak bildirim geliyor. Ayrıca bu ürünü söküp kapının içerisinden müdahale etmesi lazım ki evinize girebilmesi için ki zaten size böyle bir kapınız varsa direkt bir müdahalede Telefonunuza bildirim geleceği için hem kamerasından görebilirsiniz kimin geldiğini hadi göremediniz eliniyle ya da bir şeyle kamerayı kapattığında direkt olarak polisi ararsın komşuyu ararsın ya da evdeysen hemen bir ses yaparsın zaten kapınızdaki kişiyi kaçırırsınız. Bunlar da parmak izi algılama yani nasıl diyeyim size hani filmlerde olur ya parmağınızı bastınız işte bir toz sürüyorlar o parmak izini kopyalıyorlar. Bunlarda öyle bir durum yok. Philips bunlara da bir önlem almış tam olarak ne adı olduğunu bilmiyorum ama zaten bir araştırma yaparsanız bu tarz bir kapı taktırmak isterseniz firma ile direkt iletişime geçebilirsiniz ve sizlere detaylı tüm bilgileri servis veriyor. Geldiğinizde evinize de zaten kurulum için tüm detaylı bilgileri de paylaşıyor. Gelelim ürünün şarjına. Ürünün şarjı 3 ile 6 ay boyunca gidebiliyor. Bunu söyleyeyim. Kullanıma bağlı olarak da erken de bitebilir. Daha geç de bitebilir. Ürünün bir dış kısmında Type-C altta bir şarj girişi bulunuyor. İstersen bunu Powerbank ile 1-2 saat içerisinde full şarj edip gene 6 ay boyunca kullanabilirsin. İçerisinden bir adet yedek batarya çıkıyor bu arada. Onu da takabilirsin. Ayrıca bataryayı içerisinden söktüğünde kendi normal telefonun evinde nasıl şarj ediyorsan bataryanın alt kısmında da bir Type type girişi bulunuyor. Oradan da şarj edip tekrar ürünü yerine montajlayabilirsin. Mesela şu anda ekranın yanına bir yere kameranın anlık yani kilidin anlık kamera görüntüsünü koyuyorum. Ve orada size el sallıyorum vesaire. Bunları göstermeye çalıştım. Kamera görüntüsü de gerçekten hani böyle ideal. Karanlıkta böyle kızılötesi kızıl ötesi sensör mü diyeyim artık nasıl bir şeyse direkt zaten belli ediyor. Işık olduğunda da gerçekten güzel bir kamera görüntüsü sunuyor. Diyelim ki evinize birisi geldi. Kapı kilidinin üstündeki zile bas ...direkt zanlık olarak yine bir bir çağrı gibi bildirim geliyor... ...kapı zilini çalıyor diye. Direkt tıklıyorsun kameraya ve oradan hem karşı tarafın sesini alabiliyorsun... ...hem de kendi sesini direkt iletebiliyorsun... ...ve yanında da bir adet böyle şifre oluşturmalık bir bölüm bulunuyor. Ona tıkladığında da karşı tarafa... ...yani o görmüyor tabi ama anlık bir şifre oluşturuyor... ...ve karşı tarafa bunu sesli olarak paylaşırsan da... ...direkt oradaki ekrana şifreye giriyor... ...ve kapı kendiliğinden açılıyor. İçeriden çıkarken herhangi bir parmak izine gerek yok. Elinizi şu şekilde iki tarafa da getirdiğinizde direkt kapı otomatikman açılıyor. Yani ürünlerin gerçekten hem ev güvenliğiniz için güzel hem de artık anahtar taşımadan Evinizde birisi geldiğinde yani bir kargocu olur vesaire olur. Ya bu şirkete de takılabilecek, evinize de takılabilecek bir ürün. Kapıyı açtırabilirsiniz vesaire. Kapılarınızın kontrolünü sağlayabilirsiniz üzerindeki kamera sayesinde. Ben taktırmamdaki en büyük sebep dediğim gibi hem ev güvenliği ama en büyük sebeplerden bir tanesi gerçekten anahtarımı unutuyordum ve yaklaşık 5 kere çilingirle uğraştım. Artık uğraşmamak için ne yapsam ne yapsam hani bir anahtar sakla vesaire bile diyen oldu bir tarafa ama bunu çok güvenli ne bulmadığım için Philips'in kalitesini bildiğimden dolayı Philips'le bir görüşme sağlayıp bu ürünlerle ilgili detaylı bilgi aldım ve sonrasında servis geldi, kurulumunu sağladı ve yaklaşık 1,5-2 haftadır kullanıyorum bu ürünü. Zaten siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen ikinci ayıma girmiş olacağım çünkü videoları geriden paylaşıyorum. Ayrıca bu ürünler deprem anında kendini kitleme gibi bir durumu yok. Bununla ilgili de detaylı bilgiyi gene firmadan alabilirsiniz. Açıklamasını yapıyorlar sizlere. Bunların hepsinin önlemini almışlar yani deprem olsun hırsızlık olsun, parmak izi kopyalama vesaire. Bunların hepsini artık Philips bir çözüm üretmiş diğer kapılardan da görünen şikayetlere göre ve kendisinde tamamen upgrade edilmiş ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkmış. Ben de bu şekilde güvenerek aldım ve kullanıyorum. Memnunum gayet de. Tabii ki de bunu ilerleyen dönemlerde sizlere gene yorumlarınızda, mesajlarınızda paylaşıyor olacağım deneyimlerimi. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.